Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Kripto borsaları pasif gelir rehberi 5. videosuyla sizlerleyiz. Kripto borsalarının kendi coinlerinden bağımsız bir şekilde, risksiz bir şekilde 80-85 bin TL, hatta şu an daha da düştü, bir bütçe ile nasıl 5500, 6000, 6500 TL kazanırız diye yola çıktık. Bugün de KuCoin'i anlatacağız. İlk videomuz tanıtım videosuydu. Oynatma listemiz mevcut. İkinci videosu Gate.io'ydu. Üçüncü videosu MXJ'di. Dördüncü videomuz da Huobi'ydi. Şimdi ise KuCoin'den bahsedeceğiz. Samimi olmak gerekirse ben bu video serisine başladığımda en karlısının, en makulünün KuCoin olduğunu düşünüyordum. Ancak KuCoin borsasında Spotlight kavramı var. Bunu anlatacağım zaten, ama Spotlight, uzun süredir Spotlight yapmayarak beni birazcık tedirgin ettiler. Yine de borsa coinleri ayrı bir videoda incelenebilir. Ancak borsa coin'i olarak ben KuCoin'in şu an 19,5 dolarda, diğer borsa coin'lerine, diğer yaptığım videolardaki borsa coin'lerine göre daha yükselme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bunu yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Ama bana diğerlerine göre bir tık daha ucuz geldiği için hala KuCoin'i pasif gelir olarak elimde KuCoin'leri tutuyorum. Ancak Spotlight eli kulağında olduğunu da düşünüyorum. Şu piyasada 19,5 dolar KCS. Bence yeni bir Spotlight ile bu fiyat birazcık yukarı gidebilir. Spotlight nedir hocam, neden bahsediyorsunuz derseniz de inceden başlayalım. Şimdi KuCoin borsası aslında benim en eski kullandığım borsa bu arada. Yıllardır kullanırım, bir sorun yok. İyi bir borsadır, güvenilir bir borsadır, hacmi de yüksektir. Eğer üye değilseniz videonun altında link bırakırım, oradan üye olabilirsiniz. Ve KCS coin'den bahsedelim. KCS de KuCoin'in resmi coin'i arkadaşlar. Onun dışında nasıl pasif gelir elde edebiliriz? Öncelikle KuCoin elinizde 100 tane KCS tutmanızı, eğer bu pasif gelire uyuyorsak, ayda 80-85 bin TL'den bahsetmiştik. En az 100 tane KCS tutmanız gerekiyor. Bu da Spotlight'lara falan katılabilmeniz için. Yani benim pasif gelir modelimde 100 KCS tutmanız gerekiyor. Bu da şu an 1963 dolar arkadaşlar. 1963 dolar. Hemen bakalım kaç TL'ymiş. 1963 dolar. Kaç TL? 26.700 TL gibi bir para arkadaşlar. Tutmak gerekiyor. Vay be. 2000 dolar bile değilken ne kadar para ediyor. Neyse. Evet, KCS tuttuğunuz an arkadaşlar ilk basit bir şekilde elde edeceğiniz gelir KCS bonustur. KCS bonus kısmına gelirsiniz. Arkadaşlar ve burada KCS size her gün verir. Burada bakın ufak ufak bunları indirirsiniz. Tabii ki de şu an piyasa kötü olduğu için gördüğünüz gibi bu gelirler düşmüş. Ben 0.47-0.48 gelir elde ederken bakın zamanında 140 KCS tutmuşum. Her gün 0.40 dolar geliyormuş. Bunu nasıl hesaplayabiliriz? Bu aslında yıllık faizi %8-%9 bir KCS veriyor. Yani sizin elinizde 1963 dolarlık KCS varsa yıllık 150 dolar sadece KCS bonusundan alabiliyorsunuz arkadaşlar. 150 dolardan da birazcık fazla. Yani bunu da aya bölersek aşağı yukarı 12-13 dolar, 13 dolar gibi bir aylık ücret sadece KCS bonusundan alabilirsiniz. Bu bir cepte dursun arkadaşlar. İkinci nedir? Üye olduğunuz gibi şunu yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Üye olduğunuz gibi burada reverse hub kısmından bir 2-3 dolar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burada basit basit videolar falan izliyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz. Size ödüller veriyordu. Bakın trading bot kısmı da var. Ondan da kısaca bahsedeyim. Ayrıca KCS trading bot gibi bir şey sunuyor. Yani bir bot sizin adınıza trade yapıyor. Burada bir seçtiğiniz coin'e göre oluyor. Onun için apayrı bir video yapmak lazım. Benim trading bot kullanan arkadaşlarım var. Ben kullanmıyorum, onu söyleyeyim. Ancak burada ne demiş? Ayrıca incelenebilir, dediğim gibi Gate.io'da da trading bot var. Başarılı olduğu söyleniyor. Reverse hub kısmında 200 dolarlık bir trading bot kullandığınız gibi 3 dolar veriyormuş. Leverage tokens trading yaptığınız an 2 dolar veriyormuş gibi de bunları da toplayabilirsiniz. Ben bunlara vakit ayırmadım arkadaşlar. Şimdi KCS bonustan bahsetmiştim. Bir stake'den de bahsedeyim. Bazen KCS güzel, KuCoin borsası güzel stake'ler, stake fırsatları sunabiliyor. KuCoin ön kısmına gelirseniz burada bazen 80-90 günlük güzel stake fırsatları verdiğini görürsünüz. Mesela benim elimde Shield token var. Shield de çok ters değil. Spot olarak neredeyse %60-%70 zararda olduğum bir coin. Çok erken almama rağmen 1.6 dolar olunca satmadım ve şu an 0.20'lerde dolanıyor, sürünüyor.
Elimde var, satamıyorum da. Ben de ne yaptım? %40 gibi bir faize 90 günlük stake'e koydum. Satmayı düşünmüyordum. Bunlara da yararlanabilirsiniz. Tamam. Ancak bizim en çok güvendiğimiz, bu arada şunu da söyleyeyim. Ara ara burada şöyle kampanyalar oluyor. Ben bunlara da girip bazen bir şeyler kazandığım oluyor. Örnek vermek gerekirse bir tane 10 stone mu vardı? Evet, 10 stone'a geliyorsunuz. Bakın burada kuralları yapınca da bir şeyler kazanabilirsiniz. İşte 1000 tane 10 stone gönder, şunu yap, bunu yap gibi görevleri yapabilirsiniz. Burada neye dikkat etmeniz lazım? Mesela bazen şey diyor, X coin'i KuCoin borsasına gönderin diyor. O coin de Gate.io'da oluyorsa Gate.io gönderimleri kapayabiliyor gibi şeylere dikkat etmeniz lazım. Bunları yapıyorsunuz. Önce tadımlık bir coin gönderin. Baktın coin gidiyor, sonra tamamını gönderin. Bakın burada win and share var. Ve 10 bin dolarlık ödülü kullanıcılar paylaşacak. Buradan da gerçekten 15-20 dolarlar kazanılabiliyor. Ama ben bunu sabit gelire koymuyorum. Garanti bir kazanç olmadığı için. Şimdi işin garanti kazanç kısmına gelelim. Spotlight'lar arkadaşlar. KuCoin borsasındaki spotlight'ları gerçekten beğeniyorum. Neden? Bunlar sanki bir ön satışa giriyormuş gibi size bir vesting sunuyor. Yani nedir? Coin'i, kazandığınız coin'i size ay ay veriyor. Taksit taksit veriyor. Yani siz uyduruyorum 10.000 tane bu coin'den kazandınız. Neymiş bu? Champion Valley. CHMP. 10.000 tane kazandınız. Bakın burada arkadaşlar. Spotlight nasıl oluyor onu da söyleyeyim. 100 KCS'niz var. Ve Spotlight açıklıyor. Diyor ki size, bakın belli bir tarihte sadece başvuru yapabiliyorsunuz. Yani bunu kesinlikle takip etmeniz lazım. Bakın offering time kısmı var. Burada bu tarihte başvuru yapamazsanız size 100 KC'siniz var diye direkt CHMP vermiyor. Yani sizin beni Twitter'da takip edersiniz. Ben bunları duyurmaya çalışıyorum. Ancak bu konuda aktif olmanız gerekiyor. KYC doğrulamasını üye olduğunuz gibi lütfen yapın. Bazı ülkelerde desteklenmiyor ama Türkiye'de destekleniyor. Buna KYC doğrulamanızı yapmış oluyorsunuz. Geldiniz bu saatte mesela 17 Aralık'ta geldiniz. Burada şu başvuruyu yapıyorsunuz ve sözleşmeyi imzalıyorsunuz ve katılmış oluyorsunuz. Elinizde 100 KC'si olması lazım ve bu miktarı KCS'den aldığı için aslında elinizde bir 101-102 KC'si olmasında fayda var. Çünkü sizden ücreti KCS olarak alacak. Bakın sadece KCS olarak alıyorum diyor. Sizden aldı Spotlight ve siz Spotlight'ı kazandınız diyelim. Uyduruyorum 10.000 tane CHMP varsa size ilk bunun %5'ini veriyor. Bakın Spotlight Token %5'ini veriyor. Sonrasında diğerlerini de 9 aya yayarak her ayın 17'sinde verdiğini söylüyor. Bu çok güzel oluyor çünkü token'da satış baskısı da yaratmıyor ve her ay size sabit bir ücret gelmiş oluyor. Tamam hocam biz Spotlight'lara katılıyoruz. Peki ne kadarı bize çıkacak derseniz de arkadaşlar Spotlight çıkma oranı nedense çok iyi. Ben şuradan beri katılıyorum. Ya da şu bir dakika Lidium'a da katılmıştım galiba. Lidium'da bu vesting kavramı var mıydı bilmiyorum ancak şöyle bir bakayım. Hatta Lidium'a katıldığımı da hatırlamıyorum. Spotlight token. Aynen. Vesting yoktu. Doğru. Bu vesting kavramını getirdiklerinden beri ben hepsine katılıyorum. Şöyle Spotlight'a da geldim. CR War çıkmadı, Victoria VR çıktı, Champion Lab çıktı, Clear çıktı, Garry çıkmadı bana. Yani şu an Garry de mi çıktı ya? Yok Garry çıkmadı diye hatırlıyorum. Şu an için bana arkadaşlar gelenler Victoria VR'ı kazanmama rağmen ve burada Vesting'inde olmasına rağmen bana bir para yatmadı diye hatırlıyorum. Mesela burada diyordu ki %10'un veriyor 2 ay bekletiyor sonra da %90'ını 9 ay boyunca lineer şekilde dağıtıyor. Belki de 2 ay geçmediği içindir. 2 ay geçmiş mi? 29 1 geçmiş de olması lazım. Bilmiyorum. Bazen tokenlar bu vesting tarihlerini erteleyebiliyorlar. Öyle bir şey de olmuş olabilir. Ancak bana gelenleri şu an size söyleyeyim arkadaşlar. Bana her ay 12-13 dolarlık Champion Valley geliyor arkadaşlar. 12-13 dolarlık. Aynı zamanda 2-3 dolarlık ClearDAO geliyor. Ve eğer siz bu 100 mesela her ay bir KCS Spotlight olduğunu düşünürsek ve siz bunların yarısını kazanırsanız yükselen bir piyasada bunların hepsinden size 10'ar dolar gelecektir arkadaşlar. Eğer siz burada 6-7 tane kazanırsanız hepsine yani 10 ayda 6-7 tane kazanırsanız size aylık sadece Spotlight'tan 110-120 dolar gibi bir şey gelmesini beklerim açıkçası. Burada ben mi şanslıydım bilmiyorum. Dediğim gibi video başında ben KCS'ye çok güveniyordum. KuCoin'e çok güveniyordum. Ancak
gördüğünüz gibi 18 Ocak'tan beri bir spotlight yapmadılar. Bir ay geçti. Halbuki öncekilerinde 12-13 günde bir spotlight yapıyorlardı. Ben de bu yüzden KCS'nin aylık gelirinin $200 bulabileceğini düşünüyordum. Ancak şu an öyle düşünmüyorum. Dediğim gibi bunu bir yatırım tavsiyesi olarak da algılamayın. Ancak ben yeni bir spotlight bekliyorum ve bunun da KCS'nin fiyatına az da olsa piyasanın koşullarını biliyorsunuz etki edebileceğini düşünüyorum. O yüzden birazcık KCS eklemeyi de düşünüyorum. Ancak dediğim gibi burada sizin eğer piyasa düzelirse ve spotlight'ta yine aktif olursa KuCoin borsası aylık spotlight'lardan da sadece 100 ile 120 dolar arası bir gelir bekliyorum. Dediğim gibi 13-15 dolar arası zaten bir gelir vardı. Bu da 130 dolar hadi birazcık az diyelim 130 dolar eder. 130 doların da kaç para ettiğini bir bakalım. 130 dolar kaç TL edere girelim. O da 1700-1800 lira aylık bir getiri elde etmek mümkündür. Burada dediğim gibi hocam KCS düşerse ben bu videoda birinci videoda açıkladığım gibi buradaki ilk kazancımız borsa coinlerini satmıyoruz. Yani işin KCS düştü yükseldi boyutuna biz girmiyoruz. Zaten güvendiğimiz borsaların tokenlarını sakladığımız için burada bir risk alıyoruz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Özetle anlatacaklarım bu kadar. KuCoin borsasının güvenilir olduğunu en az diğer borsalar kadar güvenilir olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye ayakları da var. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı ve beni Twitter'dan takip etmenizi rica ediyorum. Aslında ben bu kadar bir borsa için yapacaktım. Ancak diğer borsaların da pasif gelirlerine değineceğim. Onlar için de takipte kalmanızı öneririm. Kendinize çok çok iyi bakınız.